kasabasından ah keşke İstanbul'a gitsek de orada şunu yapsak, çok iyi fırsatlar varmış demesi ya da Londra'dan bunu demesi. Yani artan bir ve kalıcı bir eğilim olarak Türkiye'nin bence temel sorunlarından biri bu kaliteli insanların yurt dışına kaçırması. Yani hayatını serbestçe, rahatça yaşayabilme, psikolojik bir baskı, korku, endişe içermeden, siyasi bir duygu veya bir şey risk görmeden normal hayatını yaşayabilme. Avrupa mesela iş gücünü Türkiye'den çok rahatlıkla karşılayabildiği için sen buna karşı yapacaklarını yapmazsan... Gençlerden söz etmeye devam ediyoruz. Bu sefer sözünü edeceğimiz şeyler uçup giden, kaçıp giden gençlerimiz aslında hepimizin çevresinde mutlaka işte Londra'ya gitmiş, belki Amerika'ya gitmiş insanlar sözlerini çok fazla duymaya başladık. Muhtemelen tanıdıklarımız var. İstatistikler diyor ki yılda ortalama 100 bin civarında insan yurt dışına yerleşiyor, göçüyor ve bunların önemli bir kısmı da gençler. Dolayısıyla yine araştırmalar gösteriyor ki tamam 100 bin belki 84 milyonluk bir ülke için çok büyük bir sayı değil ama yine araştırmalar gösteriyor ki çok fazla sayıda, yani şu andaki genç nüfusun çok önemli bir bölümü fırsat arıyor yurt dışına gitmek için. Geleceklerini Türkiye'de değil yurt dışında görmeye başlıyorlar. Bu tabii çok üzücü bir durum. Bir ülke gençlerinin önemli ölçüde kendi geleceklerini başka ülkelerde görüyor olması ve hepimizin herhalde çok üzerinde düşünmesi gereken bir durum. Bu durum. Evet, buna eğitimli beyin göçü deniyor. Türkiye esasında göç veren bir ülkeydi. Almanya-Türkiye ilişkileri hani burada çok özeldir. Göçmenlerin Almanya'dan başlayarak Avrupa'ya gitmesi. Fakat bu bağlamda konuştuğumuz eğitimli beyin göçü, yani nitelikli eğitim almış, üniversite mezunu, üniversite sonrası eğitim yapmış, belki lise işte meslek okulu mezunu, kaliteli eğitimli insanların Türkiye'yi bırakıp yurt dışına gitmeleri, orada iş bulmaları, orada yaşamlarını sürdürmeleri. Yani son dönemde yapılan araştırmalar bunun böyle bir geçici değil, kalıcı ve yükselen bir sorun olduğunu gösteriyorlar. Örneğin yaklaşık 50 bin kişi üniversiteyi dışarıda okuyor, bunların bazıları kalıyor. İyi üniversitelerden, o üniversitelerde yapılan araştırmalarda sonuçlarına bakıldığı zaman, yani yurt dışına gideceğim ve orada yaşamımı sürdüreceğim, çalışacağım diyenlerin sayısı %55-60'ın aşağısına düşmüyor. Genelde TÜİK rakamlarında bile esasında bunun çok ciddi bir eğilim olduğunu görüyoruz. Başta doktorlar ve mühendisler ve bilgisayarcılar olmak üzere esasında eğitimli kesimin çok büyük bir kesimi hem gidebiliyor hem esasında küreselleşen yapı için orada iş de bulabiliyorlar. Mesela benim dönemimde daha çok doktoralıysanız, yani doktorsanız, orada doktor, yani doktor olup ihtisasınızı yurt dışında yaptıysanız kalırdınız derken, yani şu anda üniversite mezunu olan insanlardan bahsediyoruz. O yüzden artan bir ve kalıcı bir eğilim olarak yani Türkiye'nin bence temel sorunlarından biri bu kaliteli insanların yurt dışına kaçırması. Evet, ne kadar tuhaf değil mi? Yani düşün, hani şunu isterdik hepimiz şu anda işte Washington'daki gençler, ya ben artık gidip de İstanbul'da yaşasam deseler ya da Londra'da ya da İngiliz taşrasındaki ya da Paris'teki işte Fransız gençler, ya ben gidip İzmir'de yaşasam orada çok büyük fırsatlar var deseler falan, bu hayal gibi olurdu. Aslında coğrafi olarak da çok daha cazip belki yerlere sahibiz ama gidiş yönü tam tersi. Kendi ülkemizdeki insanlar ve gençler ve nitelikli gençler yurt dışına gitmek istiyorlar. Ve gidiş nedenlerini gördüğüm zaman iki tane ana nokta ortaya çıkıyor. Bir,
güvence diyebileceğimiz, yani hayatını serbestçe, rahatça yaşayabilme, psikolojik bir baskı, korku, endişe içermeden, siyasi bir duygu veya bir şey, risk görmeden normal hayatını yaşayabilme bir nokta. İkincisi de tabii ki gelir durumu. Geçenlerde bir arkadaşımızın oğlu mezun oldu ve iş buldu. 3000 euro civarında iş buldu. Ayda 3000 euro maaş alıyor. Annesi 25 yıllık öğretmen. Annesinin aldığından çok daha fazla para alıyor. Buradaki insan 3000 euro herhalde şu anda 50 bin lira falan ediyor ayda, okulunu yeni bitirmiş ve burada bir öğretmenin, 20 yıllık bir öğretmenin ayda 50 bin lira kazanması mümkün değil. Dolayısıyla gelir bir taraftan ve bu böyle baktığın zaman da aslında Türkiye son yıllarda Batı'nın nitelikli iş gücü kaynağı haline gelmeye başlıyor. Yani İngiltere'nin, belki Amerika'nın, İtalya'nın, Fransa'nın, birçok böyle Batı ülkesi için, ki özellikle nüfus artış sorunları var bu ülkelerde. Nüfus artmıyor ve böylece çok ciddi bir nitelikli iş gücü oraya geçiyor. Yani gelecekte hangi ülke daha iyi gelişecek sorusunda Londra nitelikli iş gücü konusunda Türkiye'yi kaynak olarak kullanmaya başladı ve çok tabii tatsız ve hoş olmayan bir durum. Nasıl böyle bir duruma doğru geldik? Önemli bir soru işareti. Senin söylediğin gibi akademik hayatta böyle tabii ki hep yurt dışına gitme, görgüyü arttırma, eğitimi arttırma falan vardı ama bu konuştuğumuz tamamen mühendisinin ve işte bilgisayarcısının, doktorunun, mimarının gitmesi. Kuşak ya da kimler gidiyor'ya baktığımız zaman genelde tabii ki üniversite eğitimiyle başlıyor ama yani 25-29 yaş grubu en fazla gidenler, ki 25-29 yaş grubu yani üniversite mezunu ya da biraz master yapmış ya da biraz buralarda uğraşmış ve ya bu olay Türkiye'de olmuyor ya yani bu şekilde olmaz deyip gidenlere bakıyorsun ve onların nasıl yaşadıklarını, nasıl kafalarının işlediğine baktığın zaman yani bunlarla ilgili de esaslı bu programı yapmıştık Vural'da daha önce de. Bir kere teknolojiyle bağlılıkları çok yüksek olduğu için yani bizim dönemlerimizden ya da eski dönemlerden farklı olarak teknolojiyi, sosyal medyayı, virtüel bağlantıları çok iyi kullanarak esasında onlar için hani İstanbul'da bir iş bulmayla Londra'da, New York'ta, Amsterdam'da, Rotterdam'da, Hamburg'da bir iş bulmak arası bir fark yok. Çok rahatlıkla oralara ulaşabiliyorlar. Artı ben Londra'dan biraz biliyorum, Almanya, Berlin'den biliyorum. Oralarda topluluklar oluşuyor, arkadaş grupları oluşuyor. Mesela gidiyorsun, şu lise mezunu insanlardan bir sürü mimar çalışabiliyor. Yahut da şuradaki üniversite mezunundan bir sürü doktor çalışabiliyor. O yüzden bir kere yani Türkiye'nin dezavantajı bu kesimin dünya ile bağlantısının teknoloji olarak da çok iyi olması, çok rahatlıkla esaslı oralara gitme olanaklarının olması ve bunu kullanmaları. İkincisi tabii de en önemli hususlardan bir tanesi yani Türkiye'nin giderekten yani hem işsizlik temelinde hem yaşam pahalılığı temelinde yani gençler için yaşanabilir bir ülke olmaktan çıkması. Daha önce mesela cinsel tacizle ilgili program yapmıştık. Hani belki maaşlar az, hani hayat çok güzel olabilir fakat hayat da çok güzel, rahat değil gibi oluyor. O yüzden de bence yani Türkiye'nin bu durumu buna imkan veriyor. Fakat bu konu çok Türkiye'de yani bizim gibi insanlar tarafından konuşuluyor ya da gidenler tarafından konuşuluyor. Biraz evvel söyledin, Avrupa bağlamında da baktığın zaman esasında orada da iş gücüne, eğitimli iş gücüne ihtiyaç var ve maalesef Türkiye eğitimli iş gücünü tutan yahut da çeken bir ülke olmaktan Avrupa'nın özellikle mesela İngiltere'de Londra başlı başına bir ekonomi bu konuda çok rahatlıkla gençlerimizin iş bulabilecekleri bir alana dönüşüyor. O yüzden de yani Avrupa mesela iş gücünü Türkiye'den çok rahatlıkla karşılayabildiği için sen buna karşı yapacaklarını yapmazsan çok rahatlıkla bu kesimi ve kimliksel olarak sadece sekülerler, tek bir yaşam tarzı değil, farklı kimliklerden eğitimli olanlar, gençler olanların çoğu gitmek istiyor. Evet, yani böyle komplo teorileri vardır ya, belki Batı
özellikle bu bahsettiğin, saydığın ülkeler Türkiye'nin hem ekonomik olarak fazla ileriye gitmemesi hem de böyle toplumsal olarak da kutuplaşmasının sürmesinden fayda sağlıyorlar ve bunun devamı da gayet iyi oluyor onlar için. Çünkü nitelikli iş gücü kaynağı oluyor Türkiye'den. Nitelikli iş gücü oraya kaçıyor. Ama her riskin bir hani belki avantaja döndürülecek bir yanı vardır. Gene de aslında iyi bir yönetim için bugün Türkiye'nin birçok ülkede gittikçe fazla nitelikli, eğitimli temsilcileri oluşuyor. Bunlar Türkiye'yi temsil etmek üzere gitmediler oraya ama işte bu ülkeden çıkarak oraya gittiler. Orada gruplar, arkadaş grupları oluşturuyorlar. İşlerinde hakikaten başarılılar. Çok önemli işler yapıyorlar bulundukları şirketlerde veya kendi girişimcilerle. Çünkü özellikle Londra başta olmak üzere, ki sadece Londra'da değil, mesela birçok girişimci yavaş yavaş Türkiye'deki işini Estonya'ya taşımaya başladı. Çünkü oradaki vergi mevzuatı, bürokrasi, hareket kabiliyeti çok yüksek olduğu için, birçok yere ulaşabildikleri için teşviklerle girişimciler de oraya gitmeye başladı benim tanıdıklarımda. Ama hani avantajlı yanı aslında böyle nitelikli ülke nitelikli Türkiye'den giden insanlar oluşmaya başladı. Avantaj olabilir. Böylece eğer Türkiye'den gidenleri destekleyen, oldukları ülkede Türkiye lehine çalışma yapmalarına, hani siyasi bir çalışmadan söz etmiyorum, kültürel bir çalışma yapmalarına imkan veren, destekleyen ve onlara bakış açısını siyasi değil, daha hani bir nevi ülkenin temsilcisi, sivil temsilcileri gibi yapabilen bir bakış açısı da belki Türkiye'nin imajının bu ülkelerde gelişmesine faydalı olacak ve gidenler de aynı zamanda aslında tabii sonuçta Türkiye'yi temsil ettiklerini, yani bir yanıyla da böyle bir ister istemez tanımlı tanımsız bir varlıkları, bir misyonları olduğunu unutmamaları lazım. Bazen çünkü benim arkadaşlar, özellikle siyasi duyarlılıkları fazla olanlar, bir Türkiye eleştirisi uzmanı olarak orada bulunuyor olabiliyorlar. Bu da aslında çok anlamlı olmuyor. Dışarıya gidip oradan da Türkiye'yi eleştirmeye başlamak da çok anlamlı bir iş olmuyor. Yani bu olumsuz nokta belki de Türkiye'nin dünyada nitelikli elçilerinin bulunması için, sivil elçilerinin bulunması için bir avantaja dönebilir ileride. Evet, yani öyle bir tabii, yani çok nitelikli, eğitimli insanların gitmesi orada, yani Türkiye'nin dünyadaki varlığıyla ilgili, algısıyla ilgili olumlu etki yapabilir ama öbür taraftan yani benim için önemli olan, yani Türkiye'nin eğitimli insanlarını, doktorlarını, mühendislerini, bilgisayarcılarını, mimarlarını, diğer alanda çalışanlarını kaybetmesi. O yüzden de Türkiye'nin hakikaten eğitimli bir insan gücüne ihtiyacı varken bu başka bir yere gidiyor. Ben biraz yapılan araştırmalara baktığım zaman, sonra kendim de tabii üniversitede olduğum için bu eğitimli insanlar gittiği için onlarla konuşmalarımdan, örneğin mesela 2-3 hafta evvel bir uçak yolculuğunda tam da böyle bir kişiyle yan yana oturup konuştum. Oradaki tanıdıklarımdan da duyduklarım esasında İstanbul çok önemli bir ve çok güzel, çok cool bir şehir. İzmir öyle. Türkiye genelde esası çok güzel bir ülke. O yüzden tercihlerin birincisi gidip bir Avrupa kentinde yaşamak değil. Yani İstanbul'da güzel yaşamak, İzmir'de güzel yaşamak. Belli, yani çalışmanın karşılığını alabildiğim, biraz evvel dedin ya, yani annesi çocuğundan çok daha az bir para alıyor gibi. Yani çalıştığının karşılığını alıp bir rahat yaşam, yani hak ettiğin rahat yaşamı sağlaman. O yüzden ben Türkiye'deki bu demokrasiyle, ekonomiyle, yaşam tarzlarıyla ilgili bu kutuplaşma, sorunlar çözüldükçe, Türkiye iyi yönetildikçe esasında Türkiye'nin çok daha çekici olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yani bizler de yurt dışına gidiyoruz, geliyoruz ama yani kendi ülkende olup oralara gitmen daha iyi. Yani Türkiye esasında İstanbul, herkesin mesela, yani bizim hani baktığın zaman şeylere, rakamlara ve araştırma sonuçlarına, yani insanların o
yaşamak istedikleri bir yer bir yer ama bu şekilde yaşanmaz. Yani bu kadar işsizlik, bu kadar hayat pahalılığı, bu kadar düşük maaşlar, yani çalışmanın karşılığını yani tanınma temelinde büyük bir sorun yaşadığın zaman hani o zaman göç ediyorsun. Ama ben Türkiye iyi yönetilirse, iyi bir noktaya gelirse bunun geri de dönebileceğini düşünüyorum. O yüzden hani tabii ki onların bizim güzel elçilerimiz, iyi elçilerimiz olması yurt dışında önemli ama bizim yani esas eğitimli iş gücünü Türkiye'de ülkemizde tutmamız çok daha önemli diye düşünüyorum. Başlangıç hayali, başlangıçta konuştuk ya bir hayalimiz. Normalde çok iyi yönetilen, çok ideal bir hayal. Sen sadece oradaki Türkiyelilerin, göç etmişlerin geriye dönmesinden bahsetmiyoruz. Yani şu anda Estonya'daki Estonyalılar, gençlerin ya biz girişimcilik için Türkiye'de, İstanbul'da, İzmit'te şöyle bir yerde çok büyük fırsatlar varmış. Biz oraya gidelim demesi ya da işte Amerika'nın bir kasabasından ah keşke İstanbul'a gitsek de orada şunu yapsak çok iyi fırsatlar varmış demesi ya da Londra'dan bunu demesi. Yani tam tersine coğrafi olarak hepimizin çok övdüğü, sevdiği, tarihi olarak çok beğendiği ve zaten hani belgelerle ortada olan ülkenin kendi içinde bir cazibe merkezi haline gelmesi. Ben hatırlıyorum yani İngev'de bir İstanbul Kalkınma Ajansı'na özellikle dijital merkez haline getirilebilmesi İstanbul'un bir bölümünün dünya çapında diye bir proje sunmuştuk. Sonra olmadı vesaire başka şeyler tercih ettiler belki ama bu ülkenin iyi yönetilmesi, bir ülkenin iyi yönetilmesi aslında o ülkenin dünyadaki çeşitli gençler için de bir cazibe merkezi haline gelebilmesiyle ilgili. Yani Türkiye'deki girişimcinin Estonya'yı daha avantajlı bulması değil, Estonya'daki bir genç girişimcinin Türkiye'yi daha avantajlı bulması aslında Türkiye'nin iyi yönetilme göstergesi olmak durumunda ve tabii bütün bunlar içerisinde de yurt dışına gidenler senin de söylediğin gibi yani sonunda göçmen oluyorlar. Bunu da giden arkadaşlar unutmamalılar. Evet, daha rahat belki bir hayat en azından olabiliyor gibi gözüküyor. Güvence anlamında. Gelirin daha fazla olma ihtimali var. Ama onlar da ben kendi tanıdıklarımdan da çok iyi biliyorum. Göçmenler ve göçmen olmak hani mülteci değiller dedin senin dediğin gibi ama göçmen olmak da hiç kolay değil. Özellikle birinci kuşak için hiç kolay değil. İnsanın sonunda hani harmanlandığı kültür gerçekten kritik, için içine sinmiş bir kültür ve herkesin de bir parça o kültüre, o hayata destek olma sorumluluğunun da hani kişisel olarak evet hep anlıyoruz. Herkes kendini kurtarmaya çalışıyor, çoluğunu çocuğunu kurtarmaya çalışıyor. Ama herkesin de doğduğu toprakların daha iyi hale gelmesine yönelik de bir sorumluluk hissini içinde bir yerlerde barındırması gerekiyor.